Harika hikaye, eski antlaşma. Yusuf kardeşlerini affetti. Yaratılış 42. ve 45. bölümler. Yusuf'un kardeşleri ona iyi davranmadılar. Ona kötü şeyler yaptılar. Onların yüzünden Mısır'da zor zamanlar yaşadı. Ama Tanrı Yusuf'la birlikteydi. Tanrı ona yardım etti. Tanrı Yusuf'a hikmet verdi. Tanrı onu Mısır'ın yöneticisi yaptı. Yusuf kardeşlerini affetti. Yusuf'un söylediği gibi 7 yıl bereketli geçti. Tanrı'nın yardımıyla Yusuf ürün biriktirdi. Bundan sonra 7 yıl kıtlık geldi. Ama Mısır'da bol yemek vardı. Yusuf'un kardeşlerinin yeterli yemekleri yoktu. Kardeşleri yemek almak için Mısır'a geldiler. Kardeşleri sarayda yöneticiyle karşılaştılar. Mısır'ın yöneticisinin Yusuf olduğunu bilmiyorlardı. Yusuf'un kardeşleri biraz yemek satın almak istediler. Yusuf onların kardeşleri olduğunu biliyordu. Yusuf şöyle dedi: "Siz casussunuz. Ne kadar yemeğimizin olduğunu bilmek istiyorsunuz, değil mi?" Kardeşleri şaşırdı. Korku içinde, "Hayır, biz yemek satın almak için buradayız," dediler. Yusuf, onların kendisinden hala nefret edip etmediklerini bilmek istedi. Yusuf, "Bir sonraki gelişinizde en küçük kardeşinizi getirin ve casus olmadığınızı ispatlayın," dedi. Yusuf, kardeşleri Benyamin'i kaybetmemek için birbirlerine yardım ettiklerini gördü. Yusuf onlara babası ve Benyamin hakkında soru sormak istedi ama kendisini tuttu. Onlara yeterli yemek verdi. Evlerine dönmelerine izin verdi. Yusuf'un kardeşleri yemek satın almak için tekrar Mısır'a geldiler. Onlar Yusuf'u tanımadılar. Yusuf, kardeşlerini tekrar görünce kendisini tutamayıp ağlamaya başladı. "Kardeşlerim, ben Yusuf'um," dedi. Kardeşleri korktular. Onlar cezalandırılacaklarını zannettiler. Ama Yusuf şöyle dedi: "Her şey yolunda kardeşlerim. Tanrı beni sizden önce Mısır'a gönderdi. Burada Mısır'da yaşayalım," dedi. Yusuf kardeşlerini affettiğini söyledi. Beraber mutlu yaşadılar.